mensupları, değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz bugün, bizim için önemli ve heyecanlı bir gün. O anlamda sizlerin de burada olması, sizlerin de bugün de bizimle beraber olmamız bizim için çok değerli. Bildiğiniz gibi biz bugün Avrupa'da çok önemli bir futbol müsabakası olan UEFA'nın sembolü olan UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdik. Bu kupanın ikinci kez Türkiye'ye gelişi. 2000 yılında biliyorsunuz Galatasaray takımı büyük bir başarıyla bu kupayı kazanıp ülkemize getirmişti. İnşallah devamında daha birçok kez bu kupa Türkiye'ye gelir. We were established in 1957 in St. Louis, Missouri in the United States. Our founder, Jack Taylor, started the company with 7 cars as a leasing organization. Çok teşekkürler Özarslan Bey ve herkese günaydın. Bugün burada sizlerle olduğum için çok heyecanlıyım. Beni burada ağırladığınız için teşekkür ederim. Ve bu fırsatı kullanarak Enterprise'la ilgili birazcık bilgi vermek istiyorum size. Hem de UEFA Avrupa Ligi sponsorluğumuzdan bahsetmek istiyorum. Enterprise 1957 senesinde St. Louis, Missouri'de kuruldu, ABD'de. Jack Taylor tarafından 7 araçla bir kiralama şirketi olarak kuruldu. In addition to customer service, one of the things that has driven our growth is innovation. Innovation for us is for those customers. Evet, müşteri hizmetinden bahsettik. Yani sadece teknoloji için teknolojiden bahsetmiyoruz. Bizim için... Neydi ya şeyin adı ya? İslam mıydı? Arkadaşlar biraz daha eğilelim foto. İslam biraz daha eğilebilir misin? Teşekkür ederim. Cep telefonuna çeken arkadaş biraz eğilir misin? Telefonları biraz indirebilir miyiz? Fotoğraf arkadaşlar anlaşılmıyor. 20 yıllık bir arkadaş gibi bizim için. 20 yıl önce tanıştığımız, o günden beri Türkiye'de bizden başka kimseye gitmeyen vefalı dost gibi. Kupayı görünce işin açısı hatıralar, gurur ve mutluluk bizde canlanıyor. Bunu taşıyabilmek kendi zihnine karışık olup geldi ağır bir abidir. Hakikaten ağırdır bu arada. bu kupayı kaldırmak, tamam yaşatan bir oyuncu olmak hakikaten inanılmaz tarif edilmez bir durum. Unutmuşuz da biraz şimdi. Tamam. Kırmaya olsunuz. Bayağı dolayısıyla bu, özür dilerim, bu ülkede çok önemli üç şeyi değiştiren çok değerli bir kupa. Bir tanesi o dönem belki milyar dolarlık harcayarlık yanlışsanız da yapamayacağınız ülkenin imajını değiştiren bir kupa. O kadar değerliydi. İkincisi, teknik adamların anlayışlarını ve sistemlerini değiştirecek kadar etkiliydi. Ve üçüncüsü de futbolcuların kafalarında devrim yapmasını sağlayacak kadar yol gösterici bir kupaydı bu. Dolayısıyla kendisini görmekten tekrar çok teşekkür ederim. Yapaya kaldıktan sonra kimileri için hayal, bizler için gerçek olan bu kupa üzerimize getirdikten sonra ne kadar gerçeklere inandığımızı bir göstergesiydi. Bu kupayı aldığımız günde benim doğum günümde 17 Mayıs. Doğum günde böyle bir kupayı almak hakikaten kimseye nasip oldu. Benim için özel bir gündü. Bir de o gün ben ilk penaltı yatan oyuncuydum. Öyle de bir anlamı var. Tabii ki bir daha ülkemize bu kupa gelir mi? Ben hep şuna inanıyorum. Rekorlar hep kırılmak içindir. Bir gün bizim kırdığımız rekoru birileri de kıracaktır inşallah tekrar. Kardeş ülke Azerbaycan'da olan bu seneki final inşallah bir Türk takımına nasip olur. Bu kupayı tekrar almak bizlere nasip olsun. Teşekkür ederim. Ortada kaldırabilir miyiz Ergün? Küçük. Evet abi. Foto muhabir arkadaşlar biraz eğilebilirsek İslam.
Bünyamin, siz çektikten sonra bir eğilin abi. Biz de çekelim. Tamam. Kardeş bağırma, çekecek adam işini yapıyor. Bir daha çıkarlar şimdi. Bünyamin çekince eğilin abi. Biz de çekelim. Kamerada kalalım. Sonra arka tarafa kamera için çekeceğiz. Biz de alalım abi. Tamam abi, eğilirler. Beyler bir eğilirsek biz de alalım. Siz çektiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben almıştım sizden. Ya Serhan. Hakan. Hakan buradayız. Bir de Ergün Bey ile Hakan Bey'i ikisini alalım kupayla. İşin bitti. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, ikisini alalım. Tamam. Biraz daha. Bir bakarsanız efendim. Serhan çek. Bana bakar. Buradayız abi. Pardon. Hakan buradayız. Şu para dönsene de. Abi buraya bakarız. Teşekkür ederiz abi. Abi bir kare.